Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda getters'ları çalışacağız. Get metodunu kullanarak, get function'ını kullanarak ya da getters diyelim, onları kullanarak bazı değişkenlerden bazı sonuçlar elde edeceğiz. Get metodu nasıl kullanılır onu göstereceğim size. Yine bir çalışma yapacağız. Bunları siliyorum. Kaldırıyorum. Daha sonra yeni bir komponent oluşturuyorum. Bunun adına da full name diyorum. Full name ile ne yapmaya çalışıyoruz onu da anlatayım öncelikle. Full name ile şunu yapmaya çalışacağız. İki tane inputumuz olacak. Bu inputlara first name ve last name'i biz gireceğiz. Ve first name ve last name'i birleştirerek sonuçta bir full name elde edeceğiz. Öncelikle isterseniz HTML sayfasını hazırlayalım. Dediğim gibi iki tane Lightning input'a ihtiyacımız var. Hemen şuradan bulalım Lightning input'ları. Birincisi bu. Bunu label'ını koyalım arkadaşlar. Label. Buna first name diyelim label'ını. Ondan sonra on change, bir önceki videoda çalışmıştık. On change attribute'ını kullanarak bunu buradaki değeri almamız gerekiyor. Buna da ben first name şöyle büyük harfle yazıyorum. Handler diyorum. Ondan sonra bunu kapatıyorum. İsterseniz type'ını da yazabilirsiniz. Bir önceki de videoda söylemiştim. Bunlar süslü parantez olacak. Bunlara dikkat edelim. Otomatik geldiği için böyle bir yanılgıya kapılmış olabilirsiniz. First name, on change bu şekilde yaptık. Yani bu input'un içine girilecek değerleri biz on change sayesinde alacağız. Bunu ben kopyalıyorum arkadaşlar. Bir de bunu last name için yapıyorum. Last name, şurayı değiştirmeniz yeterli. Last name şeklinde yapıyorsunuz. Daha sonra burada girilen iki değeri biz full name olarak burada görmek istiyoruz. Şöyle. Full name diyelim. Full name diyorum ve süslü parantez içinde full name diye bir değişkenin adını yazıyorum. Tabi bunu tanımlamamız lazım JavaScript'te. Buradan alacağımız first name ve last name'i birleştirerek onun sonucunu full name'e eşitlememiz gerekiyor. Evet, bunu JavaScript'te yapacağız. Şimdi JavaScript'i açalım ve başlayalım yapmaya. Öncelikle iki tane değişken belirliyorum. Birincisi first name, ikincisi last name. Şu şekilde bunları belirtiyorum. Daha sonra arkadaşlar aşağı doğru geliyorum. İki tane handler'ımız vardı. Bir önceki videoyu hatırlayalım. Bunları kopyalayıp alabilirsiniz. Şu şekilde parantezin içinde event yazıyorsunuz. Daha sonra süslü parantez içinde bu first name handler'ın alanını belirliyorsunuz. Yani bir blok olarak düşünün. Buradan başlıyor, burada bitiyor. Bunun içine biz artık bu first name'i input'tan aldığımız değeri assign etmemiz gerekiyor. Hatırlayalım nasıl yapıyorduk. This nokta first name eşittir event nokta target nokta value şeklinde yapıyoruz. Unutmayalım. Bunu tekrar tekrar yazmanıza gerek yok. Kopyala yapıştır yöntemiyle first name, bunu last name yapalım. Last name yapıyoruz. Bu first name'i de last name yapalım. Hata olmasın. Last name yaptık arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi first name'i belirledik, içi boş. Last name'i belirledik, içi boş. Daha sonra bunlara değer vermemiz gerekiyor. Değerleri biz HTML'den alıyoruz. On change attribute'ünü kullanarak oradaki onların içine yazdığımız handler function isimlerini kullanarak burada biz function'larımızı oluşturuyoruz gördüğünüz gibi. First name handler, last name handler sayesinde inputlardan aldığımız değerleri first name ve last name'i assign etmiş olduk arkadaşlar. Bunu bir önceki videoda çalışmıştık. Şimdi full name'i oluşturmamız gerekiyor. Burada getter'ları kullanıyoruz. Getter dediğimiz get metodunu kullanmamız lazım. Get diyelim full name.
Bu full name'i bu şekilde oluşturuyoruz. Get full name diyorum. Ondan sonra bu şekilde içine hiçbir parametre geçmiyorsunuz. Get full name diyoruz ve bu bize return olarak full name'i return yapacak. Return kullanıyoruz. Return keyword'unu kullanıyoruz. Şu şekilde yazabiliyorsunuz. Parantezlerimizi açalım. Şu şekilde nasıl yazacağız? Normal parantez kullanırsak olur mu ona bakalım öncelikle. Dolar işareti kullanmanız lazım yukarıdaki değeri almak için. Dolar işareti içine parantezin içine this nokta first name diyorsunuz. Şu şekilde first name. Ondan sonra boşluk bırakalım. Yine dolar işareti. Şunu kapatalım tabi. Bunu kapattık. Yine dolar işareti. Bu kez this nokta last name'i alıyoruz. Last name şeklini alıyoruz. Sadece buradaki problem buradaki single quotation'larla alakalı problem yaşıyoruz. Onları düzeltmemiz lazım. Bunu nereden bulabiliriz? Ona bakayım ben. Evet. Şurada var. Keyword'unuza bakarsanız bu işaretleri birin sol tarafında bulabiliyorsunuz. Kesme işareti. Onu ekledikten sonra kaydediyorum. Evet. Buradan artık biz first name ve last name'i birbirine birleştirebiliyoruz. Dediğim gibi getter metodunu kullanarak, getters'ları kullanarak get full name yani bir full name oluşturabiliyoruz. Full name oluşturabiliyoruz. Burada aldığımız değerleri first name ve last name'den alıyoruz ve bunları birleştiriyoruz. Bu şekilde full name oluşturuyoruz. Şimdi biz bunu burada zaten gösterdik. Buradan aldığımız first name ile buradan aldığımız last name'i birbirine get metoduyla birleştirip yani yan yana koyarak onu burada göstermek istiyoruz. İsterseniz deploy yapalım bir görelim. Öncelikle tabii ki XML sayfamızı da düzenlememiz gerekiyor. Configuration yapalım. Target diyoruz. Targets'ları oluşturduktan sonra içine target diyoruz. Tek target'ımız var. Target'ımız neydi arkadaşlar? Şuraya yazalım. Lightning. Evet, bazen geliyor, bazen gelmiyor. Target'ı düzeni doğru yazdık. Normalde şuraya girince gelmesi lazım. Rally light. App page olarak yazalım. Yani şurada hata yaptık. Bunun içinde olması gerekiyor şu şekilde. Şunu alalım. Dışına koyalım arkadaşlar. Şu şekilde kaydediyoruz. Evet. Lightning App Page'de biz bunu göstereceğiz. Şimdi isterseniz bunu deploy yapalım. Ve sayfamızı görmeye çalışalım. İki tane input'umuz var. Unutmayalım. Sayfamızı edit yaparak custom component'u sayfada gösterelim. Nerede bizim component'umuz? Full name. İsmi full name diye hatırlıyorum. Burada. Bunu alalım. En yukarı koyalım. Sonra save yapıyoruz. Sanırım parantezle alakalı bir problemimiz var. Evet gördüğünüz gibi o parantezler tam olarak çalışmadı. First name, last name bir şey yazdı. Bir şey unuttuk burada. Ona bakalım. Neyi unutmuşuz? Hemen bakıyorum. Evet şunu kapatmamışız. Onu kapatalım. Şu şekilde kapattık. Şimdi deploy yapalım. Bakalım aynı problem gelecek mi? Evet. Sanırım parantezle alakalı bir problem var. Şu parantez parantez diyorum. Kesme işaretleriyle alakalı bir problem var. Bu kesme işaretlerini bulma lazım. Normalde böyle olması lazım. Dizleri mavi olması gerekiyor. Last name, first name siyah olması gerekiyor. Bu şekilde olması gerekiyor. Bu niye? Okey okey. Tamam. Hatayı buldum. Hatamız süslü parantez yerine normal parantez yazmışız. O normal parantezi süslü paranteze çevirelim.
problem kalmaz. Şimdi deploy yapalım tekrar. Deploy oldu mu? Evet. Deploy olduysa refresh yapalım. Evet, bazen çok refresh yapmaktansa sayfayı yenilemek, benim sayfayı bu şekilde yenileyelim. Geri gidiyorum. Evet, undefined diyor. Bakalım buraya Engin yazınca ne olacak? Görüyorsunuz Engin. Baş Türk şeklinde yazabiliyorsunuz. Evet, bu şekilde çalışıyor. Neden undefined? Çünkü biz bunun için hiçbir şey koymadık. Normalde bunu şu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu boş bırakalım. Bunu da bu şekilde boş olarak tanımlarsanız undefined gelmez. Şimdi yapalım. Görüyorsunuz undefined gelmiyor. Engin başvuruk yazınca get metodu bize ne yapıyor? Engin ve başvuruk birleştirerek burada bize gösteriyor arkadaşlar. Sanırım güzel bir çalışma oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Get metodunu diğer derslerimizde de kullanırsak tam olarak oturacağını düşünüyorum.